Şimdi sırada konuklarımızın arasında yer alan Kayseri eski milletvekillerinden Sayın Gani Aşık var efendim. Sıradaki eser Sayın Gani Aşık'a ait bir ilahi. Cennet onun içinde ya da kendi cennetin. Kısa adıyla Konak Camii. Bu konuyla ilgili olarak, bu ilahiyle ilgili olarak bilgi vermek üzere değerli şefimiz Erdoğan Tozoğlu mikrofonda var efendim. Buyurun. Bu bilgiyi aslında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı, şu anda Top Eti Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanı Profesör Doktor Vedat Özsoy size takdim edecektir. Ancak acil bir işi çıktı ve Ankara dışında. O bilgiyi kısaca ben vermek istiyorum. Hunat aslında Huant. Mengücekoğulları Beyliği veya Anadolu Selçuklu Devleti'nin o zamanki adıyla Sultan'ın oğluna Alaiye, Alanya krallığının kızını alır. Siyasi bir evliliktir. Kız Müslüman olmaz. Ve sultan ölür. Sultan öldükten sonra işte Cenab-ı Allah'ın takdiri, kız Müslüman olur ve pek çok cami ve külliye eserler yaptırır. İşte Kayseri'deki bu çok eski Selçuklu Camisi, Hunat Camisi, bu kraliçe diyelim veya işte sultan Huant'ın ismini taşımaktadır. Huant daha sonra ismini değiştirir, Müslüman ismi olur ama ben hatırlayamadım. Gani Hocam neydi ismi? Hatırlayabildiniz mi? Böyle Nilüfer falan gibi bir isim, Mahperi mi veya neyse bir isim alır. Şeyde caminin kitabesinde de yazıyor. Bu akşam aramızda pek çok şair var, pek çok bestekar var. Hepsine geldikleri için teşekkür ediyorum. Programımız çok yüklü oldu. Yoksa onların birer şiirini, mesela Halil Ürün Başkanımız gibi sizlere takdim etmek isterdim. Ama size söz, bir sonraki konserimde biraz daha kısa tutacağım. Ve bu şairlerimize de birer şiirle kendilerini tanıtma imkanını inşallah arz edeceğiz. Teşekkür ediyorum ben. Evet canım. Ve huzurlarınızda bu ilahi okumak üzere Suat Janer Sezgin. Bestekarı hocamız Erdoğan Tozoğlu. Teşekkür ederim. Ben söylesem inanmazlardı diye. Yeah.